Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. ABD'den AB'ye NATO'culuk aşısı. Biden yönetiminin küresel politikasının merkezinde transatlantik restorasyon vardı. Çünkü emperyalist ABD'nin 21. yüzyılda da iddiasını sürdürebilmesi, Çin'i sınırlayabilmesine bağlıydı. Güç dengeleri açısındansa bunun yolu ABD'nin Çin'e hatta Çin artı Rusya'ya karşı en geniş koalisyonu kurmasından geçiyordu. AB ise tersine özellikle 2014 yılından bu yana açıkça stratejik özellik aramaya başlamıştı. Stratejik özellik özetle AB'nin ABD'den bağımsız olarak Çin ve Rusya ile çıkarlarını esas alan işbirliği yapması demekti. Almanya-Fransa ikilisi bu hedefin gereği olarak AB'nin bağımsız savunmasını ve ordu inşasını gündemlerine almaya başlamışlardı. ABD içinin NATO'nun değeri işte ABD Ukrayna krizini AB ile transatlantik restorasyonun yolu olarak kullanıyor. Bu amaçla gerekirse Ukrayna'dan son Ukraynalı kalana kadar bir uzun savaş istiyor. ABD böylece tehdit ilan ettiği Rusya'ya karşı AB topraklarında etkinlik kurabilecek. Almanya Fransa'nın stratejik özellik arayışını frenleyebilecek ve Çin'e karşı AB'yi stratejisine eklemleyebilecektir. Emperyalist ABD için NATO üye ülkeleri denetleme aracıydı. NATO yükümlülükleriyle üyeler kendi ulusal stratejilerine göre değil ABD'nin çıkarlarına göre konumlanıyordu. ABD hegemonyasının ve yansıması olarak transatlantik bağların zayıfladığı yeni dünya şartlarında da yine NATO'yu bir araç olarak kullanıyor. ABD işte bu amaçla NATO'yu hem genişletmeyi hem de üyelerin bağlarını yeni tehdit kapsamında kuvvetlendirmeye hesaplıyor. NATO'nun 2030 konsepti aslında budur. Çin'in baş rakip Rusya'nın yakın tehdit ilan edilmesi üzerinden üyelerin Amerikan stratejilerine göre hizalandırılması. AB-ABD bağı NATO işte ABD bu amaçla AB'ye yeni bir NATO kıskacı attı. 10 Ocak'ta NATO ile AB arasında güçlü ortak deklarasyon imzalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından imzalanan 14 maddelik ortak deklarasyon içeriği ve esas hedefi açısından 2016 tarihli Varşova ve 2018 tarihli Brüksel ortak deklarasyonunu aşan niteliktedir. Çin ve Rusya'ya karşı transatlantik ortaklık deklarasyonu şeklinde özetleyebileceğimiz NATO-AB ortak deklarasyonunun temel hedefi, AB'nin stratejik özellik arayışını ortadan kaldırmak amacıyla ABD'nin AB'ye NATO'culuk aşısı yapmasıdır. Deklarasyon bunu ilmek ilmek işlemektedir. Önce Rusya ve Çin NATO stratejik konseptinde olduğu gibi hedef alınmaktadır. Rusya'nın Avrupa güvenliğini baltaladığı, Çin'in artan iddiasına yanıt verilmesi gerektiği işleniyor ve ardından da esasa gelinerek şu tezler ileri sürülüyor. 1. Avrupa'daki kırılgan stratejik rakiplere yarıyor, terör örgütleri için zemin oluşturuyor. 2. Bu nedenle AB ABD bağları önemlidir. 3. Tamam güçlü Avrupa savunması önemlidir ama NATO ile tamamlayıcı olduğu takdirde. 4. Avrupa Atlantik toplum savunmasının esas aracı NATO'dur. Nitekim NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de imza sonrası basın açıklamasında bu esasa işaret etti. NATO'nun Avrupa Atlantik güvenliği için temel savunma amacı olmaya devam edeceğini bu deklarasyonla açıkça ortaya koyduk. NATO'culuk aşısı tutar mı? Ancak asıl mesele şudur. Peki ABD'nin AB'ye NATO'culuk aşısı tutacak mı? Zira Ukrayna krizinin şartlarına bağlı Berlin'de de Paris'te de stratejik özellik arayışı bitmiş değil. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini saptadığı şartlarda Fransa Avrupa ordusu hedefinden vazgeçer mi? Çin'in AB'nin en büyük ticaret ortağı olduğu şartlarda Almanya bu ülkeyle hedeflediği stratejik ortaklıktan vazgeçer mi? abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.